Herkese merhabalar. Bugün Afyon postası olarak Adalet Sarayı'nın önündeyiz. Bugün Afyon Karahisar Baro Başkanı'nı seçiyor. İki aday var. Biri mevcut başkan Turgay Şahin, diğeri Murat Çelikbaş. Burada neler olacak? Size bunları aktarmaya çalışacağız. Haydi başlayalım. Efendim, yeni dönemde tekrardan aday oldunuz. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle bu seçimin Afyonkarahisar Barosu için hayırlı olmasını diliyorum. 2022 yılında olağan genel kurulumuzu dün gerçekleştirdik. Gerçekten camiamıza, savunma mesleğine yakışan, Afyonkarahisar Barosu'nun ağırlığını gösteren çok güzel bir genel kurul oldu. Bunun inşallah seçim sonuçlarına da yansıyacağını ve sonuçta kazananın Afyonkarahisar Barosu olacağını düşünüyorum. Tüm meslektaşlarım için hayırlı olsun. Tekrardan seçimler başladı. Duygu düşüncelerinizi alabilir miyim? Adaysanız. Vallahi bugüne kadar çalışmamızı tamamladık. Geçen dönemde Turgay Başkan'la beraber bir yarışa girmiştik. Sonuç itibariyle geçen dönem ağırlıklı bizim listemiz girdi ama başkanlıkta Turgay Başkanım kazanmıştı. Geçen dönem yarım kalan hikayemizi bu sefer bütün kurullarıyla beraber tamamen almak için bu yola çıktık. İnşallah da kazanacağız. Genel kurulumuz herkese hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederiz öncelikle katılımınız için. Basın mensuplarımıza da kolaylık diliyoruz. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Kazananın bizim Afyonkarahisar Baromuz olması gerektiğini düşünüyoruz. Güzel bir çalışma yürüttük. Turgay Başkanımızla beraber bir yola çıktık. Diğer arkadaşlara da başarılar diliyoruz. Bugün seçim bittikten sonra yarın meslektaşız. Yine el ele kol kola çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hayırlısı olsun. Baromuz için hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Güzel bir seçim oldu. Güzel bir seçim süreci yaşadık. Saygı, sevgi çerçevesinde kazanan baromuz olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Peki genç avukatların en büyük sorunu ne diyeyim size? Mesleki açıdan evet. Mı? Yani şu an hani avukat sayısı çok fazla olduğu için biraz o açıdan bir sıkıntı yaşıyoruz aslında. Çok fazla hukuk fakültesi var çünkü. Çok fazla mezun var ve avukat sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu açıdan bir sıkıntı var şu anda. Aynı şekilde avukat sayısı gün geçtikçe arttığı için bu konuda bir sıkıntı yaşıyoruz. Peki, oyları kullandınız. Duygu düşüncelerinizi alabilir miyim? Hayırlısı. Herkese hayırlı uğurlu olsun diyoruz biz memleketimize. Afiyet olsun. Hizmet eden kazansın. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Merhabalar. Daha seçim yeni başladı. Şu an daha belli değil ama genç avukatlarımız bunlara karar verecek. Tabii ki ben de bir genç avukat olarak oyumu kullandım. İnşallah seçimlerin Afyon Barosu'na hayırlı olacağını düşünüyorum. Bu şekilde. Valla inşallah baro malum seçim meslek odası meslek sorunlarını çözmek amacıyla hani getirilen ama asıl amaç o. İnşallah baromuz kazanır. Seçilecek başkan, yönetim kurulu adayları, denetleme kurulu adayları, disiplin kurulu adayları, barolar birliği delegeleri. Yani kim seçilirse seçilsin baromuz kazansın. Baromuz için faydalı olsun. İnşallah hayırlı olsun. Şimdiden de başarılar diliyorum. Peki son bir soru sorayım size. Avukatların en büyük sorunu ne? Avukatların en büyük sorunu yani şu an için yeni başlayan avukatlar için hani hem artan avukat sayısı düşünüldüğünde hem de ülkemizin şu anki ekonomik sıkıntıları düşünüldüğünde biraz daha hani geçim kaygısına doğru gidiyor. İlerleyen yani biraz daha kıdemli meslektaşlarımızın ise sıkıntıları şu an itibariyle hani mesleği icra ederken aynı doktorların olduğu gibi İşte bir takım sorunlar yaşanması. Hani sağlıkta şiddet olduğu gibi bence hani hukukta da maalesef ki şiddet var. Çünkü çok stresli, içinde kavga barındıran çok fazla olaylarla karşılaşıyoruz. Yani mesleğimiz zaten hani bir mücadele. Yani bu mücadelenin içinde de bu şekilde stresli şeyler de yaşanabiliyor. Yani en büyük sorun olarak hani ben böyle görüyorum şu. Avukat Nesin Çelikbilek ben. Turgay Bey'in listesinde yönetim kuruluna adayım. Bu seçimin baromuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Güzel bir seçim çalışması yürüttük. Her iki listede nezaket çerçevesinde hepimiz meslektaşız. Güzel bir ortamda seçim çalışmalarımızı tamamladık. Bundan sonra artık hangi yönetim seçilirse, genel kurul hangi başkana ve yönetim kurulu üyelerine yetki verirse uyum içinde çalışmalarını temenni ediyorum. Peki avukatların en büyük sorunu ne? Avukatlık mesleği özünde
insanla uğraştığı için hem çok güzel bir meslektir hem de zor bir meslektir. Çünkü bizler müvekkillerimizin haklarını kanun çerçevesinde ve basiretle savunmak durumunda olan bir meslek grubuyuz. Kendi hakkını ifade edemeyen ya da bunun için mücadele veremeyen insanlar adına bizler hem akıllı hem basiretli hem de cesur olmak durumundayız. Esasında davalarda taraf vekil olarak yer alıyoruz ama bazen karşı tarafın bizim şahsımıza yönelik yaklaşımları da oluyor. Bu sebeple ciddi irade gerektiren, cesaret gerektiren bir mesleği yapıyoruz. Ama adaleti sağlamak, adalete hizmet etmek çok güzel bir duygu. Avukatlık mesleğini düşünen gençlerimize eğer adalet duygusuna hizmet etmek istiyorlarsa bu mesleğe girmelerini tavsiye ederim. Evet, Afyonkarahisar Barosu'nun yine bir genel kurulu ve genel seçimi mevzubayız. Bugün seçimlerimiz yapılıyor. Dün genel kurul yapılmıştı. Çok da güzel geçti. Güzel, hoş, tatlı bir yarış var. Bugün de oylama yapılacak. Saat 5'ten sonra sandıklar açılacak. Yine Afyonkarahisar Barosu kazanacak diyorum. Teşekkürler. Vallahi heyecanlıyız. Yani 2 senede bir yapılıyordu normalde seçimler ama pandemi nedeniyle işte bir yıl arayla yapılmış oldu bu sene. Bakalım oyumuzu kullanacağız. Yani demokratik bir seçim olsun. Turgay Bey'e de, Murat Bey'e de başarılar diliyoruz. Evet, bundan bir yaklaşık 13 ay önce bir seçimimiz vardı. Şimdi tekrar seçim yapıyoruz. Afyonkarahisar Barosu'na hayırlı olmasını diliyoruz. Meslektaşlarımız en iyisini seçeceğine inancımız tam. Bu bir demokrasi yarışı. Evet, biri seçilecek ve bir ekip seçilecek ya da ekipten bazıları seçilecek. Bir görev bayrak yarışı diye bakıyoruz olaya. Ve seçilecek ekibin de Afyonkarahisar Barosu için en iyi hizmeti yapacağına inancımız tam. Teşekkür ediyoruz katılımcılara, meslektaşlarımıza ve aday olan arkadaşlara da bu anlamda başarılar diliyorum. Peki efendim, avukatların en büyük sorunu ne sizce? Şimdi avukatların birçok problemi var. Bunlardan ilki tabii ki her geçen gün avukatlara tevdi edilen işlerin azalması, daralma, yani iş hacminin daralması. Bu da özellikle genç meslektaşlarımızı geçim derdi noktasında, ekonomik sıkıntılar noktasında dara düşürüyor. Bu bizim en büyük sıkıntımız. Tabii bununla birlikte mesleğin itibarının her geçen gün azalması, mesleğin hukukun üstünlüğü anlamında avukatların örselenmesi, sistemde tabiri caizse öve evlat görülmesi mesleğin ana sıkıntılarından. Yıllardır konuşuluyor bu mevzu ama biz inancımız buraları bu yüzden adayız. Biz de ne yapabiliriz, mesleğimiz için ne yapabiliriz? Derdimiz bu. Mesleği daha ileriye getirmek için ne yapabiliriz? Çünkü savunma olmadan adalet olmaz. Biz üç saç ayağı deriz. Bunlardan birisi de savunmadır. O zaman adaleti tecellisi için savunma olmazsa olmaz bizim için. O yüzden savunma güçlensin istiyoruz. Avukatlar bu anlamda güçlensin istiyoruz. Şahsi bir şeyle söylemiyorum onu, refleksle söylemiyorum. Avukatlık yaptığım için şahsime tamamen adalet, ülkenin adalet, yani mülkün temeli olan adalet için söylüyorum. Tüm inancımız bu. Umut var konuşuyoruz. Asla umutsuz değiliz. Ve yönetimdeki arkadaşlar, seçilecek arkadaşlar da bunun için çalışacağına eminim. Hayırlı olsun diyelim tekrar. Teşekkür ederim.